Bu videoda bir akciğer hastalığı olan amfizemi yakından inceleyeceğiz. Amfizem, kabarmak, şişmek anlamına gelen Yunanca bir sözcükten türetilmiştir. Ve amfizem hastalığında akciğerlerin şişliği gözlemlenir. Şimdi ekrandaki akciğer ve kubbe şeklindeki diyaframa dikkat etmenizi isteyeceğim. Amfizemli bir hastadaki görüntü bu şekildedir. Bu görüntünün neden garip olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ne de olsa her soluk alışımızda akciğerlerimiz aynı bu şekilde şişiyorlar. Öyle değil mi? O halde bu durum neden bir hastalık olarak değerlendiriliyor sizce? Amfizem hastalığında bu durum kalıcıdır. Yani bu kişi soluk verdikten sonra akciğerleri küçülmez. Akciğerlerin şişmiş olması nedeniyle amfizem hastalarının göğüsleri de dışarı doğru çıkıktır. Bunun sebebi az önce de söylediğim gibi hastaların akciğerlerinin şişmiş olmasıdır. Peki sizce böyle bir durumun yani akciğerlerin şişmesinin ve göğsün dışarı doğru çıkmasının nedeni ne olabilir? Amfizem hastası olmayan insanlarda akciğerler yalnızca soluk aldığımızda yani hava keseciklerimiz hava ile dolduğunda şişer. Buradan yola çıkarak amfizemli hastalarda içeri giren havanın belki de dışarıya çıkamamış olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Evet, belki de hava içeride kalmış olabilir. Öyle değil mi? Sizce bu mümkün mü? Akciğerlerimiz işlevleri söz konusu olduğunda son derece verimli organlar olduklarından aldığımız havanın aynı miktarda dışarıya çıkması gerekmez mi? Peki içeride hava kalması gibi bir durum sizce nasıl gerçekleşebilir? Bunun sebebi ve işin üzücü tarafı şu. Akciğerler havayı hava keseciklerinden dışarıya atma kapasitelerini yitiriyorlar. Kapasitelerini yitirmelerinin bir nedeni de sigara dumanıdır. Doğru duydunuz. Amfizem vakalarının %80'i sigara dumanı sebebiyle ortaya çıkıyor. Geriye kalan %20 içinde neden olarak hava kirliliği ve kimyasal dumanlara maruz kalmayı sayabiliriz. İsterseniz sigara dumanının veya hava kirliliğinin amfizeme nasıl yol açtığını biraz daha yakından inceleyelim. Bunun için akciğerleri yakınlaştıralım. Evet, büyüttüğümüz kısmın burası olduğunu varsayalım. Ekranda gördüğünüz normal alveol yapısıdır. Bu insan soluk aldığında hava alveollere ya da hava keseciklerine dolacak ve alveoller de bu sebeple şişecek. Soluk verildiğinde ise alveoller ilk gördüğümüz normal hallerine geri dönerler. Soluk al, soluk ver. Soluk al, soluk ver. Bana ne gördüğünüzü söyleyebilir misiniz? Alveollerin zarları lastik gibi esneyebilen ve esnedikten sonra da eski hallerine geri dönebilen yapıdadır. Bu zarın elastik olmasını sağlayansa özel bir protein olan elastindir. Sigara içen bir insanı ele alalım. Sigara dumanındaki zehirli maddeler yani toksinler zaman içerisinde bu alveollerin içinde yer etmeye başlar. Evet, sigara dumanı zaman içerisinde alveollerin içine yerleşir. Tabii ki alveollerin kendilerine ait bir koruma mekanizmaları vardır. Bu mekanizma karşılaştıkları herhangi kötü bir şeyle savaşmaya hazır olan küçük bağışıklık hücrelerinden oluşur. Az önce bahsettiğim toksinler alveollere girdiğinde ise bu bağışıklık hücreleri tetiklenmiş olur. Bağışıklık hücreleri tetiklendiğinde ise bulundukları ortamlara bazı aracılar ya da kimyasallar salgılarlar. Evet, salgıladıkları kimyasalları da bu şekilde çiziyorum. Bu kimyasallar bu bölgeye daha fazla bağışıklık hücresi yani BH çeker. Ek bağışıklık hücreleri de bölgeye gelerek toksinlere karşı olan savaşa katılırlar. Savaş bölgesine geldiğinde ortama özel bir protein salgılayan bir bağışıklık hücresi vardır. Bu proteinin adı elastazdır ve elastaz aslında bir enzimdir. Adından da anlaşılacağı üzere elastaz elastin proteini üzerinde etkili olacak ve elastinin parçalanmasını tetikleyecektir. Elastinin parçalanması sonucu alveoller de elastik yapılarını kaybetmiş olurlar. Düzenli olarak sigara içen biri söz konusu olduğunda toksinler sürekli olarak alveollere giriş yapacağından burada bulunan bağışıklık hücreleri gereğinden fazla tetiklenir, zaman içerisinde hiperaktif düzeye ulaşırlar. Ortamda elastas üretilmeye başlar, bunun sonucunda da alveol duvarları esnekliklerini kaybederler. Bu durum toksinler alveollere giriş yaptığı sürece devam eder. Şimdi elastikiyet dediğimizde bunun yalnızca alveol duvarları için değil, buradaki bronşluk uçları için de geçerli olduğunu hemen eklemek istiyorum. Bronşluk uçlarında açık kalmalarını sağlayan kıkırdak halkalar bulunmaz. Ve işte zaman içerisinde tüm bu kısımlar elastik yapısını kaybeder. Elastikliğin alveol duvarları ve bronşluk uçları için farklı şekilde işlediğini de söyleyeyim. Alveol duvarları söz konusu olduğunda elastikiyet duvarların normal haline geri dönmesine yardımcı olur. Bronşluk uçları söz konusu olduğunda ise havanın alveollerden kolaylıkla ayrılabilmesi için bu kısımların birbirinden uzak durmalarına yardımcı olur. O yüzden elastikiyet kaybı olduğunda bronşluk uçları da bu şekilde açık duramazlar düzgün bir soluk alıştan sonra hava kesecikleri tamamen dolmuşken ve hava dışarıya çıkmaya hazırlanırken bronşluklar açık duramaz ve kendi içine çöker. Bu da dışarıya çıkması gereken havanın tamamının dışarıya çıkamaması anlamına gelir. Havanın alveollerde nasıl sıkışıp kaldığını şimdi anladınız değil mi? Bu kişi bir daha soluk aldığında yeni bir hava dalgası kişinin zaten kısmen dolu olan alveollerine giriş yapacak ve alveollerin zorla şişmesine neden olacak. O yüzden alveol zarlarını zedeleyecektir. Alveol zarlarının ne kadar önemli olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, doğru. Alveol zarları hava alışverişinin gerçekleştiği yerdir ve kılcal damarlarla alveol zarları arasında çok yakın bir bağlantı bulunur. Alveol zarları zedelendiğinde kan ve akciğerler arasındaki gaz alışverişinin verimi bu durumdan etkilenir. Alveoller işte bu şekilde şişer ve sonuç olarak akciğerlerimiz de şişmiş olur. Ama büyümelerine rağmen elastikiyetlerini kaybettikleri için şekillerini koruyamadıklarının altını bir kere daha çizmek istiyorum. Bunun sonucu olarak alveoller ekranda gördüğünüz gibi bir görünüm alırlar. Yani artık amfizemden söz edebiliriz. Peki, amfizem hastalığının tedavi seçenekleri nelerdir? Sizce tedavisi var mıdır? Ne yazık ki astım gibi amfizemin de henüz kesin tedavisi yok. Kesin tedavisi olmamakla birlikte hastaların geçici olarak rahatlamalarını sağlayan ilaçlar var. Hastalığın sebep olduğu komplikasyonlar engellenip seyri yavaşlatılabilir belki ama kesin tedavisi ne yazık ki yok. Amfizem hastalarına verilebilecek en iyi tavsiye sigarayı bırakmalarını söylemektir. Bu şekilde akciğerlerin daha fazla zarar görmesi engellenebilir. Bunun dışında geçici rahatlama sağlayan bronkodilatörler daralmış hava yollarını genişleterek hastanın bir süreliğine normal soluk alabilmesine olanak sağlar. Oksijen terapilerinden de bahsedeyim. Amfizem hastaları oksijen yetersizliği çeker. Bunun sebebi sizin de tahmin edeceğiniz üzere oksijen ve karbondioksit alışverişinin gerçekleştiği zarın zarar görmüş olmasıdır. Bunun bir sonucu olarak da ilerlemiş amfizem bakalarında hastanın hayatta kalmasını mümkün kılan tek şey düzenli oksijen terapileridir. Amfizemin erken safhalarda ortaya çıkması, örneğin yalnızca bu kısmın elastikiyetini ve işlevini kaybettiğini ele alacak olursak bu kısım cerrahi müdahale ile alınabilir. Bu müdahale akciğer hacmi küçültme operasyonu olarak adlandırılır. Bu çözümlerin işe yaramaması durumunda geriye kalan tek çare ise akciğer naklidir. Akciğer naklinde amfizemli akciğer sağlıklı bir akciğerle değiştirilir. Evet, bu videoda size amfizemden bahsettim ve bu videodaki ana fikri yalnızca sınavlar için öğrenmenizi değil, hayatınız boyunca unutmamanızı diliyorum. Amfizem kronik bir hastalıktır. Demek istediğim bugün sağlıklı olan akciğerlerinizde yarın amfizem gelişmesi söz konusu olamaz. Amfizem grip ya da nezle gibi bir hastalık değildir. Sigara dumanı ve hava kirliliğine uzun süre maruz kalınması akciğerlerde bu geri döndürülemez hasarın oluşmasına sebep olabilir. Akciğer hasarı demek de vücudunuza oksijen girişinin engellenmesi anlamına geldiğinden hava kirliliği ya da sigara dumanının yoğun olduğu yerlerde maske takmak ya da en iyisi bu ortamlardan kaçınmak yapılabilecek mantıklı şeyler arasındadır. Akciğerlerinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.